Sık kullanılan bir diğer anahtar, fa anahtarı ya da bas anahtarı olarak bilinir. Bu anahtar trombon, tuba, fagot, cello, kontrabas ve tabii ki bas gitar gibi birçok enstrüman için ve aynı zamanda piyanonun bas tuşları, soldaki tuşları için kullanılır. Portenin 5 yatay çizgisini çizip başına da fa anahtarını koyalım. İlk boşlukta la vardır. Buradan ikinci çizgi, ikinci boşluk şeklinde yukarıya doğru ilerlediğimizde la'dan başlayıp sonra yine la'ya vararız. La, si, do, re, mi, fa, sol ve üstteki çizgiye gelen la. Müzisyenler tarafından sıkça kullanılan harf gösterimiyle bu notaların A, B, C, D, E, F, G olarak gösterildiklerini hatırlatayım. Alttaki la'dan üstteki la'ya gelmek için 8 nota yani bir oktav ilerliyoruz. Anahtar değişse de oktavın tanımı değişmez. Bir oktav 8 ard arda gelen tam notadan oluşan nota grubuna denir. Şimdi anahtarın solundaki iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Noktalar, fa notasının üzerinde bulunduğu alttan dördüncü çizginin altında ve üstündeler. Portede fa notasının bulunduğu yeri gösteriyorlar. Bu anahtara fa anahtarı denmesinin sebebi de budur. Ve fark ettiyseniz şekli f harfine benzer. Fa notasının harf gösterimindeki karşılığı olan f ya da kısaca fa'nın f'si olarak düşünebilirsiniz. En üst çizgideki la notasından yukarı doğru çıkmaya devam edersek sıradaki nota c'dir. Eğer bir de ek çizgi koyarsak bu çizginin üzerine do gelir. Şimdi gelin sol anahtarını fa anahtarının üzerine koyalım. Fa anahtarındaki portenin üzerine eklenen ilk ek çizgideki do ile sol anahtarındaki portenin altına eklenen ilk ek çizgideki do aynı notadır. Bu iki anahtarı bir araya getirdiğimizde ise büyük porteyi elde ederiz. Fa anahtarının üzerindeki ek çizgide bulunan do ile sol anahtarının altındaki ek çizgide bulunan do notasına da orta do ismi verilir.